İHA, SİHA, Milli Muharip Uçak, Hürjet ve Atak derken Türk savunma sanayi muharebe sahasında yeni bir devrim daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağında kritik bir eşik daha aşıldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Kızıl Elma'da görenleri heyecanlandıran son gelişmeyi ele aldı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkenin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşamaya daha geçildi. Bayraktar Kızıl Elma'nın birinci prototipiyle yapılan ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan test alanında yapılan testi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Bugün başarıyla gerçekleştirilen motor entegrasyon testiyle Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu. Türkiye'nin süpersonik insansız ilk savaş uçağı özellikleriyle de oldukça dikkat çekiyor. Ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak Bayraktar Kızıl Elma, sonraki süreçte ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyete kavuşacak. 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak insansız savaş uçağı, hava-hava, hava-yer, akıllı füzeleri ve seyir füzeleri de taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde de taşıyabilecek uçak, radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde ise mühimmatlarını kanat altında da tutabilecek. Bayraktar Kızıl Elma yakalama kabloları ve kanca yardımıyla savaş gemisine de inebilecek. Bu kabiliyetiyle TCG Anadolu'da da görev alacak insansız savaş uçağı Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağına ilişkin tasarımını dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsursa dikey kuyrukları ve önde bulunan kanart yatay kontrol yüzeyleri olarak ifade ediliyor. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde uçak agresif manevra kabiliyetine de sahip olacak. Kalkış ağırlığı 5,5 ton olan uçak 5 saat havada kalma süresine sahip olacakken maksimum 40 bin feet irtifaya da çıkabilecek. 800 kilometre saat hıza ulaşabilen Kızıl Elma'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi ise düşük radar izine sahip oluşu. Bu da savaş uçaklarının radarda görünme ve düşman radarına girme olasılığını diğer savaş uçaklarından çok daha imkansız hale getiriyor. Baykar Teknoloji, Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Öte yandan Kızıl Elma'nın da görev alacağı Türkiye'nin en büyük savaş gemisi de kapılarını ilk kez açtı. 232 metrelik pistiyle hava araçlarının inmesine imkan sağlayan TCG Anadolu'yu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tanıttı. Bir amfibi taburla gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Yıl sonuna kadar envantere alınacak Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde helikopterlerin yanında hava aracı olarak SİHA'larda görev yapacak. Bunun için ortaya koyduğu İHA ve SİHA'larla dünyanın yakından takip ettiği Bayraktar firması kolları sıvamış, kısa süre içerisinde dev savaş gemisine otomatik kalkış ve iniş yapabilecek SİHA olan Bayraktar TB3 ortaya çıkarmıştı. İHA, SİHA, Milli Muharip Uçak, Hürjet ve Atak derken Türk savunma sanayi muharebe sahasında yeni bir devrim daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağında kritik bir eşik daha aşıldı.